Hadi şöyle karşıya geç pardon. Ya suyun içine girme, gel. Suyun içine girme. Kahramanmaraş Çimam Üniversitesi personeliyim ben. Yoksul Meslek Lisesi Okulu'nda çalışıyorum. Malum işte 6 Şubat sabahıyla birlikte depreme uyandık. İkinci günü çocuklarımızla birlikte Ürgüp Ayvalı Köyü'ne geldik. Şimdi biz burada çocuklarımızı burada güvenli bir alana bıraktıktan sonra hafta içi özellikle, hadi bizimki uzaktan eğitim olarak planlandı ama memleketimiz olduğu için gidip oradaki eksikleri giderme adına, memleketimizin yanında olma adına gidiyoruz. Hafta sonları ya da 3-4 gün durduktan sonra tekrardan çocuklarımızın yanına buraya geliyoruz. Şimdi Ayvalı Köyü, Ürgüp Ayvalı Köyü daha önce hiç gelmediğimiz bir yerdi. Biz buraya 5 kardeş geldik ailelerimizle birlikte. Buradaki başta muhtarımız olmak üzere, yani Hasan Bey muhtarımız olmak üzere, tüm köy halkı, sadece bize değil, gelen tüm depremden etkilenen tüm vatandaşlara ayrı ayrı ilgilendiler. Koşulsuz kapılarını açtılar. Yani otellerinden tutun, yani bir göz odası olan vatandaş dahi kendi evlerini açtı. Biz burada bir yerde konaklıyoruz, 5 aile. Tabii geçici olarak bir yer bulunca oraya yerleşeceğiz. İşimizin başında gidip geliyoruz sürekli Göksu'na düzenli bir şekilde. Kardeşlerimle birlikte. Onlar da kamu görevlisi zaten. Ben de Göksunluyum aslen. Orada kamu kurumunda çalışıyorum. Deprem olduğu 6 Şubat'tan itibaren daha doğrusu ikinci günü, yani ailelerimizi güvenli bir yere taşıma adına Ürgüp Ayvalı Köyü'ne geldik. Yani sağ olsunlar buradaki vatandaşlarımız veyahut da diğer otel sahipleri sonuna kadar kapılarını açtılar. Bir yerlerden iletişime geçip burada bizim konaklamamızı sağladılar. Yani o günden itibaren ailelerimizi buraya koyduktan sonra, yani biz sürekli yani yakın olmasından dolayı buraya yaklaşık 3 saat mesafede bizim yoksun. Yani gidiyoruz orada, yani kamp personel olduğumuzdan dolayı koordinasyon merkezinde çalışıyoruz. Tekrardan birkaç günlüğüne buraya gelip görevimizi ifa ediyoruz. Özellikle yani Nevşehir ve Ürgüp halkı gerçekten bizi sonuna kadar desteklediler. Yani bizden dolayı değil, yani tüm memleketten gelen insanlara sonuna kadar, yani kişilik ayrımı yapmadan kapılarını açtılar. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayval Köyü Muhtarı Hasan Çakır. Biliyorsunuz geçirmiş olduğumuz bu depremden dolayı malum her tarafa gelen misafirlerimiz oldu. Biz de bu arada sosyal medya aracılığıyla 6 hanemiz Ayval Köyü'ne geldi. Toplamda 40 kişi olmak üzere. Biz burada bunların giyimlerinde, yeme gıdalarında ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyoruz. Köy yaşam merkezimiz de burada bize bir artı oldu. Burada günlük bir öğün, öğle yemeği vermek şartıyla depremize ve kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Psikolojilerini düzeltme adına hem de güzel bir vakit geçiriyorlar. Tabii geçirilmiş olan olayda çok büyük bir travma yaşamışlar. Ama burada bunlar çok güzel, gayet iyi. Bugün dünden daha iyi olmak şekliyle yüzleri gülüyor. Böyle bir aktivite oldu. Onlara da bu iş çok güzel oldu.